Türkmenlerin konar aşiretinden olan parmaksız oğulları şekillerin aile yapısı genellikle kalabalık olup 7-8 kişi üzerindedir. Bu nüfus artışı aşireti çok etkilemiş ve aşiretin belli bölgelere dağılmasına sebep olmuştur. Aşiretin bir kısmı Toros Dağları'nın eteklerine yerleşmiş, bir kısmı da göç ederek Nevşehir ilinin Arapsu nahiyesine gelmişlerdir. Ancak aşiret buradan da dağılmaya başlamıştır. Hüseyinoğlu 1208 doğumlu Sait, parmaksız oğulları lakabıyla Nevşehir iline, Süleymanoğlu 1105 doğumlu Abbas, Mucur kazası İnanç köyüne, Süleymanoğlu 1109 doğumlu Hüseyin, Sağlamlar lakabıyla Güzyurdu köyüne, 1209 doğumlu Yusuf, Türkmenler lakabıyla Şatıroğlu mahallesine, aşiretin bir kısmı da İstanbul'a yerleşmiştir. Aman yine göç eylemiş avşar elleri, elleri. Süleymanoğlu 1107 doğumlu parmaksız oğlu Şakir, Mucur kazasının Susuz köyüne. Burada bir müddet kaldıktan sonra Büyük Köpekli, Kebir, şimdiki adıyla Şekiller denilen vadiye yerleşmişlerdir ve Şekiller lakabıyla tanınmaya başlamıştır. Aşıp aşıp giden eller bizimdir of, bizimdir of. Aman arabatlar da yakın eder yüce dağdan aşağı yollar bizimdir of, bizimdir. Arabatlar yakın eder yirav, yüce dağdan aşan yollar bizimdir o, Silahşörlerde davlum bazlar derildi, derildi. Nice koç yiğitlerde yere serildi, serildi. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir of, bizimdir. Nice koç yiğitler yere serildi,
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir, bizimdir. Bizler... Dur ya, başladım. Başladım, tamam. Yani ben kendimi tahtim edeyim mi? Yok, ben Mehmet Aloğlu Yaşar Şahin. Şimdi ben eskilerde duyduğum, bildiğim büyüklerimizde yalnız baktığım insanoğlu çok güzel anlatır. Tarih gibiydi. Onu da duyduğum, ona 1312'liydi. İnsanoğlu. 1312'liydi. Buna Çukurova'da Celal İsyanı'nda çıkıp Nevşehir'in Arabistan mı? Arap mı? Arap köyü. Ha, Arap köyüne geliyorlar. Bunlar iki kardeşim. Evet, Arap köyü. Yalnız kardeşinin birisi orada kalıyor. Arap'ta. Ha, bu Veli Koca'nın babası Şekir Koca. Orada kalkıyor, susuza geliyor. Arap suda kalan parmak zorlar şimdiki. Ha, işte susuza geliyor, parmak uşağı diyorlar. Evet. Yani susuzda da o şeylerin bize bir karıştığı söylemez. Dolayısıyla burada susuzda inler var. Bir müddet inlerde oturuyorlar. Yalnız bunlar göçer, konar göçer. Türkmen yani. Evet, konar aşiretler. Ha, konar aşiretler. Türkmen ile yürük aynı anlamda yani. Evet. Ha, orada 50-60 deve, 50-60 köheler, at, 500 da var. Böyle kapılarında çiftçileri bunun kızını kaçırıyor. Yeni kocanın. Orada kaçırınca hicap ediyor. Aşağı köpekliğe, büyük köpekliğe geliyor. Kebere. Ha, yani büyük kebere. Şimdiki ismiyle köpekli oluyor tabii, değişiyor. Bu arada bir müddet oturuyorlar. Yalanın caminin yanında, köpeklinin caminin yanında oturduğunu söylüyorlar. Bu arada adam hicap ediyor. Yer kalabalıklaşıyor. Adam diyor ki oğlum yurt tutalım. Ve sürüyor, yürü diyor. Bizim Maltepe'sinin oraya geliyor. Çekirlerin karşısında çadırını kuruyor. Bir müddet orada oturduktan sonra diyor ki bu konar göçerlik yürümez. Çünkü Osmanlı zaten bunları yerleşik düzene geçin diyor. Adam 40 yaşına gelmiş. Askerlik bilen yok. Orada şimdiki şekillerin olduğu yere 5 kardeş birinde, 3 kardeş birinde, 2 kardeşin 8 yani. Kardeşleri Veli Koca'da olma benim bildiğim Bekir Çavuş, Hacı Yunus, Hacı Salih, Mustafa Kaya ve Solah Mehmet. Yani. Mükremin dede, ondan sonra Mehmet emmi varmış. Bunlar da Mükremin dede de oğlu Abdullah Çavuş. Abdullah Çavuş. Yani Abdullah. Bir de Mustafa. Benim dedem Mustafa, bir de Mehmet amca varmış. Mehmet varmıştı kardeşleri. Öyledikleri. Bunlar oraya yerleşiyorlar tabi. Şekir mi Mehmet? Mehmet. O Şekir sonra Apı'nın oğlu. Evet. Apı'da olma Mehmet var. Mustafa'da olma babam Mehmet Ali var. Bir müddet orada kalıyorlar. Adamlar zengin. Sonra Boğaz işlek bir yol. O zaman kervan yok. Mükremin'in babası? Mükremin'in babası işte Veli Koca. Onun babası da Veli. İşte Veli Koca da olma. Ama bak şeyinki de Veli. İşte Şekir Koca da Veli Koca olma oluyor. Şekir Koca da sonra... Hepsinin babası Veli Koca oluyor. İşte. Anaları mı ayrı oluyor? Anaları herhalde tahminimi görüyor. Orada bir ayrılık var yani. Var işte. Yalnız bu beş kardeşte de bir analarında bir ayrılık var. Tabi ölenler de daha başka. Mustafa Kağıt'ı veyahut öteki şeyde... Beş kardeşler. Adamlar bir müddet oturuyor. 1938-39'da o çiftliğe bakıyorlar. Yalan Çavuş emmine diyor ki bu Gönesar'ın sahibi Hakkı Efendi Çavuş'a zenginsiniz. Veli Koca'nın hacınızın çok parası var. Ya şu Gönesar'ı size verelim diyor. O da diyor ki baba buralarda yaşanmaz. Çünkü göl vardı eski Gönesar'ın başında. Orada sivrisinekle yaşanmaz diyor. Çünkü Türkmen aşireti öyle demiş. Konar göçer için ya ağa kolu ya dağ salı demiş. Evet, benim bildiğim bu kadar yavrum. Bu tarif bu.